Vazgeçtim gözlerinden vazgeçtim sözlerinden bir ah yeter. Sessizce kimsesizce gönderdim dudaklarını ve al yeter. Hiç tanımaz tenim ellerin bilmez yüreğim bilmez yüreğimi. Ah bu koku bu ten bu dokunuş ah bu delilik sarsar bedeni. Yok olmak zamanı şimdi. Ağzınıza sağlık. Sezen Aksu'dan ediyoruz. Güzel bir şarkıyı da evet, evet. Seslendirdiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Efendim, sağ olun. Gençliğinizden bahsediyorduk. Ortaokul dönemine geçişteki hızınızı anlatıyordunuz evet, bize. Evet, evet. 4 yıl ara verdim ilkokuldan sonra. Neden acaba? Bu ara vermemin sebebi görme engellilere ait bir okulun olmayışı ve doktorun bana göz doktorunun sen bu yazıya bakarsan daha erken yaşlarda gözünü kaybedeceksin fikriyle bu ara verildi. Daha sonra evden kaçtım ben. Bunu bir arada bahsetmiştim. İzmir'e gittim. İzmir'de birkaç gün kaldıktan sonra babam geldi, beni aldı orada. İzmir'e gelirken görme engellere ait okulun olduğunun levhasını görüyor babam yolda otobüste gelirken. Ertesi gün geldi, beni oraya götürdü. Oraya gittiğimde bir baktım ki kimi parmağını gözüne sokuyor. Kimi sallanıyor, kimisi olduğu yerde dönüyor. Böyle değişik, hiç görmeyen, görme engelli kardeşlerimizi görünce orada ya bana bir biraz daha güç geldi. Dedim ki ya ben bunlara göre biraz daha İyisiniz. İyi durumdayım. Ben niye kendimi sıkıntıya sokuyorum? Diyerek burada bana büyük bir özgüven geldi. Dedik ya biraz önce işte o özgüven o zaman başladı bende. Ondan sonraki dönemde zaten Ankara'da ortaokul bitirdim. Ortaokul bittikten sonra işte parasız yatılı okulu kazandık. Lise 1 Balıkesir'de devam ettik. Lise 2, 3 ve üniversiteyi İzmir'de tamamlayarak işte okul bitti, göreve başladık. Yaklaşık işte bu sene 18. yılı çalışıyorum görevde, öğretmenlikte. 18 yıldır da hakkıyla öğretmenliğimi yerine getiriyorum. Nasıl performansınız derste, öğrencilerin tepkileri, bir afallama oluyor mu? İlk zamanlarda gerçekten oluyor. Yani orada ilk zamanlarda öğrenciler görme engelli bir öğretmeni görünce karşısında
şaşırıyor, alalak diyorlar, bu nereden çıktı falan. Ama zamanla çok güzel iletişimler kuruyoruz öğrencilerimizle. Öğrencilerimizle aramız çok iyi. Hı hı. Buradan öğrencilerimize de selam göndereyim. Sizi zaten onları da seviyoruz. Sosyal medyada çok hızlı takip ediyorlar. Sosyal medyadan da takip ediyorlar. Bu akşam da izlerler birçoğu bizi. Onlara da selamlarımı iletiyorum. Bugün kendilerini sınav yaptım. Nasıldı? İyi geçmiş sınavları. Kopya çektiler. Şimdi evet. Diyor musunuz be, göstermeden çekin. En büyük handikapları oluyor zaten. Tamam diyorlar, biz görme engelli bir öğretmeni bulduk. Bunun aynen. Dersinde çok rahat kopya çekeriz falan diyorlar. Ancak ben bunlara sınavı nasıl yapacağım konusunda hiçbir bilgi vermiyorum. Sınavın olduğu gün eğer derse ben gireceksem ya okul müdürü arkadaşımı çağırıyorum, hı hı, ya da rehber öğretmen arkadaşımı çağırıyorum. Diyorum benim sınav var, siz gözetmen olarak kalır mısınız? Onlar da geliyorlar. İçeri girince bir şaşkınlık oluyor tabii ki öğrencilerde. Çünkü buna fırsat vermemek lazım. Çocuktur, yapar yani. Ben buna yapmaz demiyorum. Onların biz de öğrenciyken bu fırsatları değerlendirmiştik. Siz de bilirsiniz. Yok, ben çekmezdim falan diyormuşum. Yok. Biz de bunu değerlendirdik yani. Ama bu fırsatı vermemek lazım çocuklarımıza. Ama çocuklarımızla iletişim oldukça iyi. Peki siz kopya çeker miydiniz? Valla bir defa denedim, onu da beceremedim. Bir defa denedim, onu da beceremedim yani. İngilizce dersinde çok başarılı değildim. Ve İngilizce dersinde kopya kağıtlarını hazırladım. Sıramın altına koydum, üzerine de oturdum kopya kağıtlarını. Kabartma bizim yazılı kağıtları. Ama hocama cesaret edip de oradan ona bakamadım yani. Öyle bir kopya maceram vardır benim de. Ben de genelde alırken değil de Mesut Hocam verirken yakalanırdım. Evet. Bu yüzden çok kağıdımı kaptırmışımdır. Şimdi başımızdan geçen bir olay anlatayım. Şimdi bir öğrenci lisede, İmam Hatip Lisesi'nde çalıştım ben bir yıl. Öğrenci, arkasındaki öğrenci öndekine dürtüyor. Yani işte bana kopya ver, bana kopya ver falan diyor. Ha, genelde şey olur. 8. Evet. Soru kaç? 8. soru ne? Yani o şekilde kopya istiyor arkadan. Ama ben de onun o kopya ver diyenin hemen arkasındayım. Hı-hı. Az arkasındayım. Onu duydum. Ona, o çocuğa dedim ki sen yana kay bakayım dedim. Yana kaydı. Ben oturdum oraya. Bu sefer ben dürtmeye başladım. Kopya versene lan falan dedim böyle. Devam ediyorum. O arada ya bir dur falan diyor ama ben hiç durmadan arkadan dürtüyorum. Çabuk aç göreyim falan diye. Şimdi en sonunda çocuk arkasına döndü, bir baktı, beni gördü. Eyvah dedi. Onu hiç unutmuyorum. Arkasına döndü. Ama biz bu kopyadan dolayı ben çocuklarımı hiçbir zaman cezalandırmadım. Bu öğrenciliğin bir güzelliğidir. Yani gereken ne not varsa onu da biz çocuklarımıza veriyoruz. Yani kopyadan dolayı çocukları cezalandırmak bence doğru değil. O tedbirini öğretmenin kendisi alması lazım. Yani o boyuta... Kopya çekme boyutuna öğrenci getirmemesi lazım. Yani öncelikle buna dersi dikkat etmesi lazım. Dersi sevdirmek güzel bir şekilde. Tabii yani sonuçta biz bu çocuklarımızı eğiteceğiz. Yani ona fırsat verdirmemek lazım. Yani yasak olduğunu, yani bunun yapılmaması gerektiğini, ahlaki bir şey olmadığını iyi bir şekilde anlattığınız zaman zaten çocuk çok fazla kopyaya yeltenmiyor. Kaldı ki kopya çekmek için yaptığı hazırlık da onun öğrenmesine sebep oluyor. O da güzel bir davranış yani. Kesinlikle. Masaya yazarken yani, ezberlersiniz. Masaya yazarsınız, yer değiştirir öğretmen. O kalemin içine kağıdı sarıp sokarken falan, onları kağıtları küçük küçük yazarken zaten siz öğrenmiş oluyorsunuz. Ben genelde kodlardım hocam. Evet. Şeydi, masanın üstüne kodlardım. Yer değişince tabii bütün hayaller gidiyor. Evet, yerler de... Başkası, o masaya kim oturduysa. Başkası faydalanıyor. Kesinlikle. Evet. Ama ortaklaşa hazırlanabilir. Ben mesela liseyi kız meslekte okudum. Biz çok birbirimize şeydik. Ne derler ona? Çok bağlıydık. Evet. Mesela kimse kimseye ispiyonlamazdı kopya konusunda. Herkes sağ üst köşeye yazardı mesela. Yerin değişse de kopya sabit kalırdı. Evet. Gerçekten evet. Güzeldi. Neyse, açıklamış da olduk ama artık yani mezun olduk, bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Emin hocamdan da buradan özür diliyorum, okul müdürümüzden. Yani bunlar yani yaşanıyor. Şimdi kimse yok böyle bir şey yapmaz. Hani ben kül yutmam derdi ya Mahmut Hoca. Mahmut Hoca ne kadar kül yutmasa da Mahmut Hoca'nın dersinde kopya çekilirdi yani. Kesinlikle. Ababam sınıfında biliyorsunuz. Peki, onun için bunlar gerçekler. Acama gerçek. Evet. Peki Mesut Hocam? Evliliğinizden biraz bahsedelim. Böyle gençlik yıllarınızın hep böyle güzel yönlerini anlatıyorsunuz ama çapkın mıydınız azıcık?
bu soru cevapsız kalsın istiyorum. Yani bugüne kadar önce falan. Bugüne kadar bütün sorulara cevap verdim biliyorsun. Bu sorunun cevabını da vermesem herhalde ayıp olmaz diye düşünüyorum. Peki geçelim efendim, evliliğinize getirelim konuyu. 18 yıldır dedik çalışıyoruz. Ne evet. zaman evlenmeye karar verdiniz? Nasıl tanıştınız Dünyalar Tatlısı eşinizle? Ya biz tabii ki üniversite yıllarında, yani soruya tam cevap vermeyelim ama gene de üniversite yıllarında bizim de arkadaşlarımız oldu. Yani görüştüğümüz, hatta gelecek için planlar yaptığımız arkadaşlarımız oldu ama onlar gençlik hayalleri, yani gençlik hevesiymiş gibi düşünüyorum ben. Okul bitinceye kadar bu anlamda evlilik planları yapmadım tabii ki. Okul bitti, okul bittikten sonra ben anneme gittim, dedim anne bak ben evlenmek istiyorum, bana bir kız ayarla. Dediniz. Yani ben görücü usulüyle evlendim. Aynen böyle dedim, ben artık evleneceğim. Hatta onlar zaten beni öğrencilik yıllarımda bile evlenmek istiyorlardı. Bir an evvel evlensin falan diye. Yuvasına ben ailenin son çocuğuyum çünkü. En son çocuk olunca diğer ablalar, abim evlendiler. Tek ben kalınca üniversite yıllarında bile bana baskı uygulanıyordu zaten. Evlenmem konusunda. Peki nasıl bir eş hayal ediyordunuz? Ya eş tabii ki ortak paydalarda buluşmak gerekiyor. Kültürel değerlerin ortak olması gerekiyor eşlerde. Ne bileyim, ailelerin birbiriyle bağdaşabilmesi gerekiyor yani evliliklerde. Çünkü siz kendiniz için seçtiğiniz eşin bazen ailesi size uygun olmayabiliyor. Ya da sizin kendiniz için seçmeyi düşündüğünüz eşin kültür yapısı, sosyal yapısı size ve ailenize uygun olmayabiliyor. Bunlara aslında çok dikkat ettim. Bir de işte benim engelim çok önemliydi onun eş bulacağım eşte. Yani bu benim için, onu karşı taraf için problem olmaması ve bana bunu hissettirmemesi gerekiyordu. Bu çok önemliydi benim için belki. Ancak o gün bugündür, yani bu anlamda seçtiğim eş, daha doğrusu annemin seçtiği eş diyelim, bu konuda bana hiçbir sıkıntı çıkartmadı. Allah Peki, razı olsun kendisinden. Peki eşiniz görebiliyor, görmesinde bir problem yok. Evet. Nasıl kabul etti? Genelde böyle hani şeydir ya, bir bakış açısı vardır Mesut Bey gerçekten. Var. Yani bunu... Sanki görme engeller hep görme engeller evlenmeli gibi. Şimdi şöyle bir şey var. Burada biraz ekonomik durum aslında önemli. Yani eşler bunu da dikkate alıyorlar. Mesela benim o zamanki işte göreve başlamış olmam, öğretmen olarak göreve başlamış olmam, yani ekonomik durumumun iyi olmasında bu da etkili oldu öncelikli olarak. Baktınız tabii, yakışıklı, maddi durumu iyi. Yakışıklı, ondan sonra maddi durumu iyi, öğretmen. Bir de girişken, dili de var. Yani o zaman evet, boşta şey değildik. Bu anlamda tabii ki başkaları, daha doğrusu daha çok eşimden ziyade eşimin dışında bu işe burgazanlık yapan, işte ya o görmüyor, sen onunla nasıl yapacaksın, işte olmaz o falan gibi, onu yanıltıcı şeyler, bilgiler gitmiş kendine tabii ki zamanla. Ama onlara çok da itibar etmemeli. Peki böyle görücü usulü gittiniz, ilk kahveyi içtin, evet. konuşurlar ya hani, ayrı bir odaya alırlar, siz bir konuşun, birbirinizi tanıyın. Ne konuştunuz? Evet. Ben orada yoktum. Ya hatırlamıyorum. Vallahi bizim kayınpederim biraz tutucudur. Yani kayınpederim öyle yüz yüze gidin, odanızda görüşün falan olayı çok uzun sürmedi. Yani evet, sohbet ettik, oturduk, biraz konuştuk ama yani bu çok uzun sürmedi. Ben bahsettim işte kendimden, durumumun o nasıl olduğunu. Yani bir de benim o yıllarda daha da görmem iyiydi. Yani biraz daha mesela kendim gidip gelebiliyordum gideceğim yerlere. Yani nişanlı olduğum dönemde eşimin evine falan kendim gidiyordum yani. Nişanlı önce görüşüyordunuz yani. Görüşüyorduk. Ne kadar da mutasip olursa olsun. Yani görüşüyorduk. Onlar haberli habersiz. Onlar yani bunu görüşüyorduk şimdi. Kayınpederimiz hayatta mı? Hayatta. Ha, bu rahatlık oradan kaynaklanıyor. Biraz da televizyonlar arızalandı şimdi, bugün izleyemezler. Oradan rahat falan. Sık sık vermeyin bunu. Bence de. Tekrar yok falan mı desek ne desek. Yani bu anlamda bir sıkıntı tabii olmadı. Yani şey yaptılar, benimsediler. Sen sevdirmişsin. Biraz da şu yani. Var, biz köklü geçmişten beri de görüştüğümüz bir aile. Yani mesela bizim evimizde kiracı olarak kalmışlardı bir dönem eşim tarafı falan. Yani uzaktan, çok uzaktan olsa bir akrabalık var. Ben mesela kayınpederime halen amca diye hitap ederim. Çünkü amcam olarak biz onu tanıdık. Çok
Çok yıllarca. Güzel de bir birlikteliğiniz evet, var. Evet yani önce zaman. Geçmişten beri öyle tanıdık. O yüzden yani amcayı babaya çeviremedim ben daha halen. O da çok güzel. O öyle devam ediyor yani. Peki evlilikte uyum sürecini nasıl yakaladınız? Ya şöyle bir şey aslında benim evlendikten sonra ben bir dağ köyünde çalıştım Karadeniz'de. Ya kuş uçmaz kervan geçmez. Oy, düşünün oy. İzmir'de yetişmiş, büyümüş, sosyalitesi güçlü işte bar pavyondan çıkmayan bir Mesut gidiyor. Bu acaba bakın neler yani öğreniyoruz aynen, hakkınızda. Oradan şeye gidiyorsunuz. Direkt bir dağ köyüne gidiyorsunuz. Kimse yok. Bu benim evliliğimde aslında iyi oldu. Birbirimizi tanımamız açısından, ne bileyim bazı ortak noktalar oluşturabilmemiz açısından çok önemliydi. Bir yıl boyunca o dağ köyünde yani işte evin duvarlarında sıva yok, sıvayı beraber yaptık, su tesisatı yok, birlikte su tesisatı çektik, elektrik tesisatı doğru düzgün yok, elektrik tesisatı beraber çektik hanımımla birlikte. Yani bu tarz imkansızlıklarla biz orada yaşadık. Okulumuz yoktu yani düşünün. O dönemde benim ilk göreve başladığımdaki sınıfım kahveden bozma bir sınıftı. Oo. Yani ve o zaman 8 yıllık eğitime yeni geçiş vardı. 6. sınıflar ilk defa da eğitim öğretime başlıyordu çalıştığım köyde ve tek branş öğretmeni bendim. Bütün derslerine ben giriyordum. Sınıf yoktu. Okulun yakınında bir evin altında bulunan kahvehane olarak kullanılan daha önce bir yeri biz temizledik, fareleri kovaladık, fındık çuvallarını boşalttık, boyadık, soba kurduk, sobanın bacasını camdan çıkardık. Bu şekilde bir eğitim bir sene boyunca devam etti. Yani bu arada birbirimizi tanıma imkanımız oldu. Yani mesela ben İzmir'de, Afyon'da ya da büyük şehirlerde bir yerde merkezi bir okulda çalışıyor olsaydım, yani önceki alışkanlıklarımın da devam edeceğini ve bunun da eşime, evliliğime de zarar vereceğini düşünüyordum. Ama artık zamanla bu oturdu. Olmadı. Yani orada birbirimizi tanıma imkanımız oldu. Birbirimize daha yakınlaştık. Ortak değerler oluştu. Ondan sonra da zaten orada 2-3 sene kaldım o köyde, çalıştığım köyde. Daha sonra da zaten merkeze geldik. Her şey oturmuştu. Evlilik oturmuştu. Çocuk ilk oğlumuz dünyaya gelmişti. İkinci oğlumuz şeyde işte Niğde'de çalıştığım dönemde dünyaya geldi. Öyle olunca zaten aile çocukla taçlandırılırsa aile biraz daha yani direği gibi düşünülüyor. Yani ailenin çatlamaması diyebileyim işte sorunların ortaya çıkmamasında ya da sorunların belki de yok sayılması evlatla oluyor aslında. Yani çocuk çok önemli ben evliliklerde. İşte biz hayatımızı yaşayacağız. 3-5 sene çocuk yapmayacağız anlayışına kesinlikle karşıyım. O arada zaten sıkıntılar başlıyor. Evet. Yani o arada birbirinizle. Çünkü her şey hazır geliyor ya. Koltuk takımları alınıyor, ev tutuluyor. Ne bileyim her tür eşyanız alınıyor hazır. Ve bir de çocuk yapmayı düşünmüyorsunuz. Bu sefer birbirinize sallıyorsunuz. Birbirinize evet. Saldırmaya başlıyorsunuz. Bu da evliliği zaafa uğratıyor. Evlilikte sıkıntıların yaşanmasına sebep oluyor. Ben burada evlenecek çiftlere ya da yeni evli çiftlere çocuk çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir an evvel çocuk yapılması gerekiyor. Nasıl bir baba olduğunuza geçeceğiz ama dilerseniz böyle eşinizden o kadar bahsettiniz. Eşinize böyle güzel bir şarkı mı göndersek ki Mesut Bey? Öyle mi yapalım? Yapalım mı? Yapalım bakalım. Eşinize gelsin mi? Evet. Sadece eşinize gelsin. Bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden canımdan ne istersen al. Gülü susuz seni aşksız bırakma. Seninle tattım ben
her mutluluğu bırakıp gidersen bil ki yaşamam. Ömrümden canımdan ne istersen al, gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum, yanarım sevgiyle ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum, gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum, yanarım sevginle ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum, gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gönlümdeki derdi siler atarım, ümit pınarıyla coşar akarım. Kış göstermem sana, ben hep baharım. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gönlümdeki derdi siler atarım, ümit pınarıyla coşar akarım. Kış göstermem sana, ben hep baharım. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Üşüdüm diyorsan güneş olurum, yanarım sevgiyle ateş olurum. Dolarım havaya nefes olurum, gülü susuz seni aşksız bırakmam. Gülü susuz seni aşksız bırakmam. Çok teşekkür ediyoruz. Benim çok sevdiğim bir parçadır. Evet. Engels Yaşam programında ilk konuk olduğunuzda da bu parçayı çalmıştınız. Evet, bu benim hit parçalarımdan birisidir. Benim de, lütfen. Severim. Zekai Tunca güzel okur. Ben de onun gibi okumak için uğraşırım. Bence siz de çok çok güzel okuyorsunuz. Programımızın sonuna yaklaştık galiba. Öyle değil Merol Bey? Bir dakikamız var. Evet. Veda edelim, arkasından bir parça daha alalım mı? Olur. Biz biliyoruz ki siz çok iyi bir babasınız. Teşekkür ediyorum. Babalık zor bir şey mi? Gerçekten iş. Yani gerçekten evlatları iyi yetiştirebilmek, onları topluma kazandırabilmek, toplumda evlatların iyi yer edinmesini sağlayabilmek çok zor bir iş. Ben bazen ihmal ettiğimi düşünüyorum bu konuda. Çok yoğunsunuz çünkü. Yoğunluklardan dolayı. Hani bazen olur ya, mum dibini aydınlatmaz derler. Böyle bir sıkıntı aslında az da olsa var. Ancak bu dönem biraz daha bu alana yoğunlaştığımı, evlatlarımla daha çok zaman harcadığımı, geçirdiğimi söyleyebilirim. Bir dönem gerçekten çocuklarımdan bayağı bir ilgilenemedim. Anneleri çok fazla yoğun çocuklar üzerinde. Kızımla bilhassa biraz çok fazla cimcimeyle çok fazla zaman geçirmeyi seviyorum. Hoşuma gidiyor. Kesinlikle. Efendim, programın sonuna yaklaştığımızı söylüyorlar. Sohbetimiz yine devam etsin. Buradan ailenize neler söylemek istersiniz? Böyle güzel bir ömürde size eşlik ettiler ve eşlik etmeye de devam edecekler. Ben annemi, babamı, eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Onları her birini teker teker öpüyorum. Gerçekten. Benim başarıya ulaşmamda çok katkıları var hepsinin de. Onlar değerli
değerli hep benim için her zaman. Buradan saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Hepsini öpüyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. 7-15 daha doğrusu 7-14 Ocak arası Beyaz Baston Görme Engelliler Günü nedeniyle Mis Bey'i daha yakından tanıdık. Onun hayat hikayesine kısa da olsa göz attık. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Bize zaman ayırdıkları için, stüdyomuza geldikleri için. Efendim bu haftalık da bizden bu kadar. Bir sonraki hafta yepyeni programla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hepinize engelsiz bir yaşam diliyorum. Esen kalın. Buyurun Mesut Hocam. Bizim de yolumuz eşim aman aman o var da o var da çıktı da soyumuz o var da o var da çıktı da soyumuz bu bizim eski de huyumuz eşim aman aman bu bizim eski de huyumuz eşim aman aman sen hancı ben yolcu çatmada kaşlarım sar dola boynuma kollarım yangın olur biz yangına gideriz yangın olur biz yangına gideriz düz ovada kipi kibi sekeriz düz ovada keklik gibi sekeriz yükseklerde şahin olup uçarız yükseklerde şahin olup uçarız sandık sandıklar içinde çok şanımız var Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var Sandık sandıklar içinde çok şanımız var Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var